Aşırı tuzlu yemek. Taş yapar mı? Yapar. Çok çay önemli bakın. Çay içmek. Evet. Bir dakika çay şimdi, içmek. Evet. Şimdi o konuyu çok aydınlatmamız lazım. Bizim toplumumuzda su içmek çok sevilmiyor. Nedense su içmenin yerine başka şey içebilir miyiz, işte çay içebilir miyiz vesaire gibi bize çok sorular geliyor. Fakat çayın içinde bizim siyah çay tabii. Çay derken bir sürü bitki çayları vesaire var. Yeşil çay değil. Değil. Yani. Bildiğimiz normal bizim Türk işi siyah çaydan bahsediyoruz. Bu çayın içinde ciddi miktarda oksalat dediğimiz bir mineral var. Oksalat aslında vücuda zararlı bir madde değil, sakın yanlış dışı anlamayın. Çünkü çok iyi gıdalarda da oksalat var. Fakat vücut dengemizi içinde bunu fazla tükettiğimiz zaman kalsiyumla birleşerek bu işte böbreklerde taş oluşumuna neden olabiliyor. Her ne kadar sıvı olarak alınması, tabii ki biz bol sıvı alınmasını tercih ediyoruz böbrek taşı hastalarında, ama bunu çay olarak değil de genelde su olarak alınmasını her zaman için tercih etmek gerekiyor. Böbrek değişik parçalardan oluşuyor. Şimdi böbreği esas olarak biz idrarı yapan etli kısmı ve yapılan idrarı idrar torbasına kadar taşıyan boru sistemi şeklinde gösterebiliyoruz. Taşlar değişik yerlerde oluşabiliyor. Esas olarak kanı süzerek, sonuçta böbrek bizim vücudumuzun temizleme organlarından bir tanesi. Vücudumuzda istemediğimiz değişik mineralleri, çeşitli toksinleri biz idrar yoluyla atıyoruz. Atarken burada bir su ve tuz dengesi var. Bu su tuz dengesi bizim vücudumuzdan atmak istediğimiz maddelerin atılma şekliyle çok önemli. Yani bazı yerlerde çimento oluşuyor. Kesinlikle. Kireç önleyici şeylerde işte kireç önlesin diye işte içine madde koyuyoruz. O kireci işte aynı şey böbrek içinde var. Böbrekte de bizim taş oluşmasını engelleyen özellikle sitrat adını verdiğimiz bir madde var. Bu sitratın yeterli olmadığı durumlarda veya kalsiyumun fazla olduğu durumlarda işte bu taşlar oluşabiliyor. Bu taşlar böbreğin iç kısmında oluşabilir veya idrar kanalının herhangi bir noktasına veya idrar torbamızın içinde oluşabilir. Değiştirebilirsek? Değiştirelim, evet. Çok farklı şekillerde bu taşları görebiliyoruz ve bu taşların hem şekilleri hem yapıları, içerdikleri mineraller de çok farklı olabiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu değişik şekillere göre de tedavilerde, özellikle sadece cerrahi tedavi olarak bahsetmiyoruz, İlaç tedavileri veya tekrarlamaması için vereceğimiz tedavilerde farklı olabiliyor. Peki çok bilimsel konuşuyoruz ama şimdi çok bilimsel olmayan bir aslında bilimsellik var içinde tabii. Ben program başında dedim ki ıspanak yemeyi sevmeyen var mı? Pek yok gibi. Pişirmeyen var mı? Yok gibi. Ama şöyle bir algı var. Eğer ıspanağı iyice yıkamazsanız o taşlar, kumlar gelir ve taş oluşumu sağlayabilir böbreğin. Hele o çilekler mesela. Hele o çilekler kumda yetişiyor ya. Böyle şimdi bir şey var mı? Bununla çok karşılaşıyoruz, evet. Gerçekten. Birçok kimse bize bunu soruyor. İşte biz acaba ıspanağı az mı yıkadık da bizde bu taş oldu falan. Efendim, mide bağırsak sistemiyle İdrar kanalının sistemi birbirinden tamamen farklı. Bu nedenle bağırsak sistemimizde aldığımız o hani ufak tefek kum tarzı toprak parçaları vesaire kesinlikle idrar kanalına geçmez. Fakat ıspanağı özellikle bahsetmemizin sebebi halk arasında. Ispanak da biraz evvel bahsettiğimiz gibi oksalattan, aynen çay gibi oldukça zengin bir gıda. O yüzden taş düşüren hastalarda kalsiyum oksalat taşı varsa özellikle ıspanaktan kaçınmasını söylüyoruz, ama bunun yıkamayla veya üzerinin topraklı olmasıyla bir alakası yok. Peki şimdi ben çayı tam olarak algılayamadım. Onu bir daha söyleyin. Şimdi zaman zaman taş düşürmüş olanlar der ki bol su için diyorsunuz siz. Onlar da diyorlar ki ya su aklıma gelmiyor. Bütün gün çay içiyorum ben. Evet. Çay taş oluşumunun sebeplerinden birisi midir? Sebepleri, suyun yerini tutar mı? Suyun yerini kesinlikle tutmaz. Bunu özellikle belirtmek lazım. Hani içilecekse, su içemiyorum diyen hastalarımız var. İçilecekse mümkün olduğu kadar mesela biz limonata içilmesini öneriyoruz. Neden limonata? İçindeki sitrat açısından, sitrik asit sonuçta içinde bulunan, bu sitrat böbrek taşı oluşumu engelleyen maddelerden bir tanesi. Bu nedenle işte böbrek taşı olan hastaları sabahları bir büyük bardak limonata içilmesinin faydalı olabileceğini söylüyoruz. Yani içeceğimizin bizim su olması lazım, limonata olması lazım ama siyah çay olmaması lazım. Evet. Siyah çayı lezzet için günde bir tane içeceksek içelim, evet, diyoruz.